Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ayrıca kartlar kısmından da diğer 8. sınıf yazılarına ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Allah'tan başka tanrılara tapma, Allah'a ortak koşma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın bu kavramlara baktığınız zaman nedir? Şirktir. Allah'a ortak koşmadan zaten çıkarabilirsiniz. Peki küfür dediğimiz zaten yararı olmayan yani aslında sapkınlığa batmak, kötülüğe batmak anlamı vardır. İman itaat etmektir. Tevhid inancı nedir? Bununla da ilgili size karşınıza çokça soru gelecektir. Tevhid inancı ise Allah'ın bir ve tek olması inancıdır. Zaten ikinci soruda da bununla ilgili bir sorumuz var. Bakalım. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir, elçisidir anlamına gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu cümleyi hepimiz biliyoruz. Kelime-i tevhid yani Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir ve tek olduğunu söyleyen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olacaktır. Yani D seçeneği olacaktır. Zaten buradaki Muhammedun Resulullah Allah'ın peygamberi anlamında. Oradan da çıkarabilirdiniz. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların düzenini kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Uzaktır diyor yani. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılamaz? Bakalım. Evren düzenli bir şekilde yaratılmış mıdır? Evet. Allah evreni yaratan tek yaratıcı mıdır? Elhamdülillah sonuna kadar. Yerin ve göğün belli bir düzeni var mıdır? Evet vardır. Çünkü hiçbir şurada da görebilirsiniz. Eğer neredeydi? Bir düzeni. Bunların düzeni kesinlikle bozulup gitmişti eğer olmasaydı. Evrenin düzenliği kendiliğinden devam eder demiş. Yaradan Rabbinin emriyle devam eder. Yukarıdaki özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bu dakikaya kadar biraz yorulmuş gibi geldi değil mi? Şu anda yanımda bir kalorifer peteği var arkadaşlar. Acayip derecede yanıyor ve böyle nefes nefese kaldım. Cam açasım geldi. Ondan dolayı ilk 3 soruda biraz motivasyon düşüklüğümüz olduysa bazı okumalarda filan. Ona da kusura bakmayın. Şimdi daha hızlı devam edeceğiz. Daha güzel devam edeceğiz. Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allah tarafından verilmiş bir görevdir. Allah'ın gönderdiği mesajları insanlara ulaştırma görevidir. Peygamberlerin yaptığı görevdir. Üç göreve de baktığınızda peygamberin tebliği, peygamberlik görevi yani risalettir. Peki hocam risalet de tevhid inancı neydi? Allah'ın bir ve tek oluşu. Vahiy neydi? Allah'ın peygamberlere gönderdiği kurallardı. Dua neydi? Kulun Allah'la konuşmasıydı. Buradaki vahiy ile risalet kelimesini karıştırmayın. Ha hocam peki tebliğ olsaydı olur muydu? Şuradaki mesela şu ikinci mesaj Allah'ın gönderdiği mesajları insana ulaştırmak peygamberlerin tebliğ sıfatıdır. Olabilme ihtimali vardı. Beşinci sorumuza bakalım. Allah'ın tek olduğunun eşi ve benzerinin bulunmadığının anlatıldığı bu surenin ismi aşağıdakilerden hangisidir? De ki o Allah birdir. Allah samettir. Doğmamış, doğurulmamıştır. Hiçbir eşi ve benzeri yoktur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Özür dilerim orayı yanlış okumuşum. Bu suremiz nedir arkadaşlar? İhlas suremizdir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu's-samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad suresi olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Burada doğurulmamıştır aslında olması lazım. Çünkü Diyanet'in çevirilerinde biz ezbere bildiğimizden dolayı orayı ezbere gittik yani oradan okumadık. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir? Kur'an bütün insanlar için gönderilmiş ilahi mesajdır. Kur'an ölülere okunmak için indirilmiştir. Kur'an'ın amacı nedir arkadaşlar? Yani önce bunu bir tanımlamanız lazım. Kur'an nedir? Kur'an Allah tarafından bizim iyi ve güzel yaşamamız için dikkat etmemiz gereken kuralları anlatan ilahi bir kitaptır. Bu ölüler için mi gelmiştir yoksa diriler için mi gelmiştir? Tabii ki de diriler için gelmiştir.
Kur'an Allah'ın tek olduğunu bize öğretir. Kur'an ahiretin varlığını bize haberdar eder. Der ki bak ahiret var, yanacaksınız. Aşağıdaki ilahi kitap ve gönderilen peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hazreti Musa Tevrat, Zebur Hazreti Davud. Doğru diyorum bak hele. Kendim okuyorum, doğrusunu söylüyorum. Şimdi Hazreti Yusuf değil arkadaşlar. Zebur Hazreti Davud'dur. Hazreti İsa İncil. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz olacaktır. Yani B seçeneği. Onu da söyleyeyim. Hazreti Davud Zebur olacaktır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kıyametten sonra insanların diriltilip hesaba çekilecekleri ve dünyada yaptıklarının karşılığını görecekleri sonsuz hayatın adı ne olacaktır? Ahiret olacaktır. Hepimizin hesabını vereceğimiz yer. Geldik şimdi boşluk doldurma sorularımıza. Peki bu sorularda kelimeler ne ifade ediyor? Sırat köprüsü, mizan, ahiret, berzah, cennet, cehennem, kıyamet, risalet, mahşer. Birkaçını anlattık. Sorularla gidelim. İsrafil isimli meleğin sura üflemesiyle bütün canlıların öleceği ve insanların dünyada yaptıklarının hesabını vermek için dirileceği zaman nedir? Kıyamettir. İnsanların tekrar diriltildikleri zaman diriltildikleri zaman ne kadar zor bir kelimeymiş böyle. İnsanların tekrar diriltildikleri zaman dünyada yaptıklarının hesabını vermek için toplanacakları yer yani meydanın adı nedir? Mahşerdir. Hesap günü insanların sevap ve günahlarının tartılacağı terazi çok hassas bir terazidir. Zerre kadar günah, zerre kadar sevap tartılacaktır. Mizan terazisidir. İnsanların hesap verdikten sonra cennete veya cehenneme giderken geçecekleri yol o büyük köprü Sırat köprüsüdür. Ölümden sonra yeniden dirilinceye kadar insanların ruhlarının yaşayacakları dönem ise ne olacaktır? Berzah olacaktır. Geldik doğru yanlış sorularımıza. Dediniz hocam nefes nefese kaldınız. Vallahi nefes nefese kaldı. Bu kalorifer PT beni bitirdi. Kur'an'da peygamberlerin başından geçen olayların anlatıldığı bölümlere kıssa ismi verilir. Doğru bir bilgidir. Kıssaların amacı da şudur. Kur'an'da bu olaylar anlatılır ve der ki ey insanoğlu örnek al bu olaylardan. Sen de bu hatalara düşme. Hazreti Yusuf peygamber hayatı boyunca rahat bir şekilde yaşamış ve kimse ona zarar vermemiştir demiş. Eğer rahat bir şekilde yaşasaydı Yusuf Kenan kuyusuna atılmazdı abileri tarafından. Rahat bir hayat sürmemiştir. Ha Kenan kuyusuna atıldıktan sonra da ne yapmıştır? Çıkmıştır Mısır'a sultan olmuştur. Hazreti Yusuf'un büyük kardeşleri babalarının Yusuf'u çok sevdiğini görünce mutlu olmuşlar. Kıskançlık yapmışlar mutlu olmamışlar. İki kez sura üflendiğinde tüm insanların dirilmesine bas denir. Bu da doğru bir bilgi olacaktır. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Bunları zaten ön tarafta anlattık ama hızlı bir şekilde bahsedelim. Bu derse çok yorum gelecek. Bu dersi de böyle atacağım. Hiç kesmeyeceğim. Normalde keserdim o arada takıldığım yerleri de kesmiyorum arkadaşlar. Olduğu gibi devam. Tevhid inancı. Tevhid nedir? Allah'ın bir ve tek olmasıdır. Ahiret ölümden sonraki hayat. Ölümden sonraki hayat. Cennet nedir? Cennet mükafat. Sevabı çok olanın gideceği yer. Cehennem ceza. Tabii bunları açıklarsınız. Berzah nedir arkadaşlar? Berzahı yukarıda söylemiştik. Ölümden sonra yeniden dirilinceye kadar insanların ruhlarının yaşayacakları dönem. Yani ölümden ahirete kadar, ölümden dirilmeye kadar ki dönem diyelim. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Hepinizin affına sığınıyorum. Bazı kelimelerde dilim sürçtü ama ben biliyorum benim öğrencilerim hoşgörülüdür.
Buna da kesmediğimde daha mutlu olacağınıza da inanıyorum. Arada bir gülün, arada bir eğlenin. Güzel bir şekilde dersimizi anlatmaya çalıştık. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak. Şöyle gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. İnşallah çoğu kelimeyi anlatmaya çalıştık. İhlas suresinden bahsettik, şirkten bahsettik, tevhid, risalet kelimesinden bahsettik. Bunları size aktarabilmişimdir. Benim bir suçum yok. Suçum günahım tek kalorifer peteğinin yanında o ders anlatmak oldu. Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmedim. Kesin yorum kısmına da gelecek bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Siz bu dersi güzelce bir dinleyin. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bu yüzü de alın gelin. Hoşça kalın.